Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Ülkemizde yayın hayatını sürdüren Afganistan haber sitesinin haberine göre Azerbaycan Afganistan'da elçilik açıyor. Karabağ zaferi sonrası özgüveni artan Azerbaycan dış politikada yavaş yavaş var olmaya başlayacak gibi görünüyor. Afganistan'da elçilik açması ilginç değil şeklinde paylaşılmış. Yine bugün Aselsan tarafından yapılan paylaşımda Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında 38,2 milyon Amerikan doları sözleşme tutarı ile yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı şeklinde Türkçe ve İngilizce bir paylaşım yapıldı. Mısır'dan bir haberimiz var. Mısır ordusunun çok amaçlı insansız hava araçları üretme alanındaki yeteneklerini geliştirmeye yöneldiği için İtalyan Leonardo insansız hava araçlarıyla ilgilendiği açıklandı. Yine bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi Azerbaycan'da kardeş ülke lideri Aliyev tarafından kabul edildi. Bugün Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü kutlu olsun şeklinde bir paylaşım yapılmış. Ben de böyle bir gün olduğunu ilk defa duyuyorum. Yine sabah sizlere Pakistan'dan uçak alacağımızı belirtmiştik. Bazı arkadaşlar Hürkuş üreteceğiz, neden alıyoruz şeklinde sorular yöneltmiş. Araştırmalarıma göre pilotlarımız önce Pakistan'ın süper muslakları ile ardından Güney Kore'den aldığımız KT-1T'ler ile daha sonra envantere gireceği zaman Hürkuş B ile ve en son olarak T-38 uçakları ile eğitim alacaklar. Bugün Azerbaycan'ın Şah deniz sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Adriatik doğalgaz boru hattı yani TAP bugün itibariyle ticari doğalgaz ihracatına başladı. 878 kilometre uzunluğunda olan TAP ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya yılda 10 milyar metreküp gaz ihraç edilecek. Güney Gaz Koridoru'nun son parçası olan ve Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Trans Adriatik boru hattı yani TAP Yunanistan'da 550 kilometre, Arnavutluk'ta 215 kilometre ve Adriyatik denizinden 105 kilometre geçerek İtalya'ya 8 kilometre mesafeyle gidiyor. Yılda dediğimiz gibi 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanmakta. TAP projesi 2016 yılında başladı ve 2020 Haziran ayında Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu doğalgaz boru hattı yani TANAP'a bağlandı. Hissedarları Azerbaycan enerji şirketi SOCAR olsa bile %80'i dış yatırımcılara aittir. Başta Azerbaycan gazı ve Azeri Life petrollerinden esas parayı 30 senedir Batı şirketleri götürüyor şeklinde Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşurov'dan bir paylaşım gelmiş. Burada Azeri derken büyük ihtimalle şirketin isminden bahsediyoruz. Çünkü çok yorum geliyor Azerbaycan Türk'ü şeklinde diye, zaten biz öyle demiyoruz. Yine Moskova'yı dengelemek için de buradan gelen paralarla Rusya'dan çeşitli askeri alımlar yapıldığı ve yatırımlar yapıldığı belirtilmiş. Bir diğer haberimiz, bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile yaptığı görüşmede diyalogları başarılı kılmak ve Libya'yı istikrara kavuşturmak için ortak işbirliğini doğruladı. Bir diğer haberimiz Çin'den. South China Morning Post yani Çin devlet medyasının haberine göre Çin ve İtalya uzaya, ticarete ve olimpiyatlara bakış açılarıyla 50 yıllık bağlarını kutluyor şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bugün Aynel Arap bölgesinde 101. Rusya-Türkiye devre faaliyeti gerçekleşti. Yine 5 aydır Lukashenko'ya bilindiği gibi büyük gösteriler yapılıyor. Bugün Belarus lideri Lukashenko yaptığı açıklamada son polis bana destek verene kadar sizinle omuz omuza durmaya devam edeceğim şeklinde bir açıklama yaptı. Son gelişmeler bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.